Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında bugün vatandaşlarımıza gençleri soracağız. Gençlik ne durumda? Saygı, sevgi ne durumda? Bakalım cevaplar nasıl olacak? Evet sevgili izleyenler, Söz Milletin programında sunumda da dediğim gibi güzel ahlak nedir? Güzel ahlaklı insan nasıl olur? Aslında bunu öğreneceğimiz en ana kişidir anneler. Doğru mu? Evet. Anne misiniz? Anneyim. Siz de annesiniz? Anneyim. Kaç çocuk var? İki tane oğlum var Allah bağışlarsa. İki tane sizin. İki oğlum var Allah bağışlasın diyorum. Peki şimdi durumumuza bakıyoruz. Gençler var, eğlenmeyi çok seviyor. Müzik dinliyorlar, sahilde arkadaşlarıyla oturuyorlar, piknik yapıyorlar. Sosyal medyayla, telefonla çok fazla uğraşıyorlar, çok fazla takılıyorlar. Bizi nasıl etkiliyor bu? Çocukları, gençleri, çünkü size göre ben de çocuğum. Yani... Evet, oğlum var sizin yaşınızda. Yani çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz? Çünkü o çocuklar da bir gün büyüyecek ve çocuk yetiştirecek. Anladım. Nasıl yetiştirilmeli? Şimdi benim çocuklarımı büyütürken sosyal medya gibi bir unsur yoktu. Güzel yetiştirdiğime inanıyorum, çok ilgilendim. Ama şimdiki yeni yetişen nesilde bir kere bu telefonları uzak tutacaksın. Çocuğun yanında telefonla konuşmak dahil olmak üzere hiçbir şekilde çocuğa telefonu göstermeyeceksin. Ben öyle görüyorum yeni yetişen nesillerde. Peki size soralım. Çocukları nasıl yetiştirmeliyiz? Önce soruyu bu şekilde girelim, sonra devamını getireceğim. Vallahi teknoloji anlamında çocuklar teknolojiyi kaptırmış kendilerini. Ben öğretmenim aynı zamanda. Ne öğretmeni? Matematik öğretmeniyim. Öyle mi? Bunu onlara engel koyamayız. Koyulamıyor maalesef ama bilinçlendirmek gerekiyor çocukları bu konuda. Peki. Önce matematik öğretmeni olduğu için bir soru sormak istiyorum. Matematiğe karşı aslında öğrencilerin, burada ben de varım. Birçok öğrencinin lisedeyken özellikle bir ön yargım vardı, bir ön yargımız vardı. Hala öğrencilerin bir ön yargısı var. Bu ön yargı neden var matematiğe karşı? Çok mu zor? Ölçü gibi görüyorlar değil mi? Matematik ölsün diyorlar. Önce anne babadan çocuk daha yeni doğmuş, doğduğunda öcü gibi gösteriliyor. Sonra ilkokul öğretmeni çok önemli. Matematiği çok iyi vermesi gerekiyor ki, yani temeli ilkokulda iyi alması gerekiyor ki üstte daha iyi yapabilsin. Ortaokul, lisede, üniversitede. Yani buna inanıyorum. Şimdi sonuç olarak hepimiz eşit doğuyoruz. Hepimiz bir bebek olarak doğuyoruz. Hiçbir şeyi bilmeden doğuyoruz ve öğretiliyoruz. Right brain, left brain vardır. Beynin sol tarafı ve sağ tarafı. Evet. Sol tarafı matematiğe, sağ tarafı sözele belki biraz daha ağırlıklıdır. Bu aslında bizim doğarken bize verilmiş bir yetenek mi? Yani biz doğarken sözel veya sayısal olarak mı doğuyoruz? Evet, bunu böyle görüyoruz. Genetik olarak. Genetik anne ve atalarımızdan gelme bir şey bu. Peki güzel ahlak nedir? Soralım. Bir kere insanlara yardım etmekten başlıyor bana göre. Doğru olmaktan başlıyor bana göre. Allah'ın bize sunduğu nimetlere şükretmekten başlıyor bana göre. Nasıl desem? Güzel olan her şey aslında. Güzel olan her şeyi güzel, doğru yönde kullanmakla başlıyor. Aslında az önce teknoloji dedik ya, onu da doğru yönde kullanınca insana çok şeyler öğretiyor yani. Ama bilimsel açıdan, ama ahlaki açıdan çok şeyler öğretiyor. Peki, güzel ahlak. Aslında bize Allah-u Teala bir Kur'an-ı Kerim indirdi ve bir peygamberimizi bize verdi. Dedi ki, hocanız, peygamberiniz, öğretmeniniz, kitabınız da burada, sınavda, kitabınız da açık, bakacaksınız. Ve baktığımız zaman hep iyiliği emrediyor. Evet. Kötülüğü def ediyor. Evet. Yakınlarımıza bakmayı, onlara yardım etmeyi emrediyor. Peki, yani güzel olan her şey aslında İslam dini emrediyor. Peki, şu anda ülkemizin %99'u Müslüman. Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Evet. Kimisinin duvarında asılı, evet, okumuyor. Kimisinin buzdolabının üstünde duruyor. Ama kimisi de okuyor, anlamına bakmıyor. Kimisi anlamına bakıyor, maneviyatına alıp orijinalini okumuyor. Ne yapmamız lazım? Dinimizi nasıl inceleyip ondan faydalanmamız gerekiyor? Aslında tam ilmihallere zaman zaman baktığım oldu. Öğrenmeye çalıştığım oldu. Ama bu şey Osmanlıcadan çeviri olduğu için kendim çok fazla anlayamadım. Yeniliklere de bakamadım. Mealine baksak? Mealine bakamadım diyelim yani. Tam ilmihalden
bakmaya çalıştım ama öğrenemedim. Hı-hı. Ama şu var ki annemin babamın öğrettiği dini yapmaya öğren, yani bu kadarına bile yapmaya çalışıyorum, onu söyleyeyim. Ama en başta doğru olduğuma inanıyorum. Doğru yoldan ayrılmadığıma inanıyorum. Çocuklarımı da o yönde geliştirdiğime inanıyorum. Yani ilk önce kendimizi bileceğiz. Aynen. Onu ben biliyorum. Pekala. Size soralım. Dinimiz bu kadar iyiliği emrederken, kötülüğü def ederken, gönderirken, şeytana karşı ve nefsimize karşı bu kadar direnmeyi bize öğretirken, bir de sınav esnasında bize bir kitap, siz yaptınız mı sınav esnasında hiç böyle bir kitabı açıp çocuklar sınavdasınız ama cevapları burada dediniz mi? Hayır, demedim. Yani Allah-u Teala bize sınavdayız, dünyada kuluz, dedi ki kitabınız burada, öğretmeniniz de burada, peygamberiniz burada, o benim elçim dedi, ondan öğreneceksiniz, onun yaptıklarını yapacaksınız. Şu anda insanlar ne durumda peki? Anlamadım. İnsanlar ne durumda, bunu uyguluyor mu? Anlamadım ama uygulamıyor yani. Yani dinimizin gerektirdiklerini, iyiliği, güzelliği, güzel ahlakı öğrenip insanlar bunu uyguluyor. Uygulayan da var, uygulamayan da var. Peki ne yapmamız lazım bir anne olarak? Ya ilk önce içimizi temiz tutmalıyız. Ben dinden anladığım bu. Yani bunun için insanlar birbirine yardımcı olmalılar. Büyüklerimiz, özellikle maneviyat çok önemli benim için ve bunu veremediğimizi de düşünüyorum. Yani şimdi toplumda maneviyat çok iyi verilmiyor. Peki bir öğretmen olarak ilkokul öğretmeni misiniz? Yok, lise öğretmeniyim. Lise öğretmenisiniz. İlkokul öğretmenleri, lise öğretmenleri, eğitim ve öğretim deniliyor. Evet. Öğretim aslında sizin öğrettiğiniz o matematik ama eğitimi de var bunun, evet. İnsan eğitimi. Evet. İnsan eğitimi için öğretmenler yeteri kadar öğrencilerin üstünde eğitim alabilmesi için çaba ve uğraş gösteriyor mu sizce? Gösteriyorlar. Peki burada ne yapılması lazım? Çünkü her öğrenci bir değil. Her öğrencinin farklı karakterleri var. İyi öğrenci nasıl yetiştirilir? Aile ve öğretmenlerin işbirliği yapması gerekir mi sizce? Yapması gerekir. Kesinlikle yapması gerekir. Nasıl olabilir? Bir var mı aklınızda bir şey? Ya ben sürekli velilerle işbirliği halindeydim. Hı-hı. Şu anda emekliyim. Hı-hı. Emekli oldum bu yıl. Velileri çağırırım, çocuğumu telefon ederim anında, olumsuz bir hareketini gördüğüm zaman. Derim ki korkmayın, sadece çocuğu kazanmak için çağırıyorum sizi. Böyle böyle yanlış hareketlerini gördüm. Velilerin ağzı yüreğine geliyor o sırada, öğretmen aradı. Ben de bir veliyim, beni de aradıklarında aynı şeyi hissederim. Empati kurarak, onları sakinleştirerek arayıp, çocuk, Beli ve ben olmak üzere üçümüz oturur konuşuruz ve birçok öğrencimi topluma kazandırdığımı düşünüyorum bu anlamda. Pekala, çok teşekkür ederiz. İnşallah her öğretmen, bütün öğretmenler bu şekilde yapar. Veli ile, öğrenci ile, öğretmen olarak işbirliği içerisinde bulunur. Çocukların, velilerin numarasını çocuklardan mı alıyorsunuz? Evet. Ben bir kere öğretmen numarasını istemişti annemin. Ben de kendi numaramı vermiştim. Öyle de oldu. Öğretmen derste direkt arayınca tabii telefonum çaldı. Aynı şekilde ben de yaşadım, evet. Onu. Yani ne yaptınız siz bu durumda? Ben disipline gitmiştim, dilekçe vermiştim. Yok, sonra çocuk kendisi, benim de şaka yaptım hocam. Ben şaka yapmamıştım yani. Yaptım dedi. Yok, biz zaten ulaşabilirdik yani. Telefon numaralarına ulaşabilirdik. Önemli olan onların dürüst olmalarını sağlamak. Buradan bana bir... Ama korkmuştum hocam. Peki aslında dediniz, son cümleyi aslında doğru. Çevremizde yetişen de böyle ilgisiz çocuklar da var. Onların yol açtığı toplumumuzda böyle insan insana selam veremez pozisyonuna geliyor. Hani öyle, o tarz insanlarda olduğundan korkar duruma geçiyoruz. O tarz insanların çocuğu, alması gereken çocuklar alıyorlar zaten. Öğretmenin terbiyesinden, eğitiminden her şekilde alıyorlar. Ama almayan çocuklar kesiminden onun ne yapsanız da işe yaramıyor yani. Pekala, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenler, Söz Milleti programında bugün güzel ahlakı konuşuyoruz. Güzel ahlak soruyoruz. Güzel ahlaklı insan nasıl olmalı? İyi bir insan nasıl yetiştirilmeli? Dürüstlüktür. Büyüklerine karşı saygılı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Yalansız. Peki, evli miyiz? Evliyim. Çocuk var mı? İki tane oğlum var. Allah bağışlasın, anneli babalı büyüsün inşallah diyorum. Peki çocukları nasıl yetiştirmeliyiz? Çocukları ahlaklı, dürüst, eğitimli, altyapısı sağlam. Bir şekilde doğru yanlışı. Peki günümüz dünyasında bu kolay mı?
maalesef zor ama anne baba olarak, öğretmenler olarak yardımcı olmamız gerekiyor. Peki öğretmenler dediniz. Aslında daha demin de bir matematik öğretmeniyle görüştük biraz önce. Dedi ki velilerle ortak çalışma yürütüyorum dedi. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt veliyi arıyorum. Korkmaması gerektiğini söylüyorum. Ve çocuğa neler yapması gerektiğini söylüyorum dedi. Ne düşünüyorsunuz burada? Öğretmenlere nasıl bir görev düşüyor? Tabii karşılıklı olarak anne baba olarak ve öğretmenler olarak koordinasyon bir şekilde işbirliği yaparak daha rahat üstesine geleceğimizi düşünüyoruz. Siz öğrenci oldunuz. Tabii ki. Hiç öğretmeniniz veliyi aradı mı? Ya bizim zamanımızda aramamıştır muhakkak ama. Etin sizin kemiği benim mi vardı? Öyle vardı evet, aynen öyle, doğru. Pekala, çok sağ olun, iyi günler efendim. İyi günler, sağ olun. Güzel ahlak nedir diyor. Güzel ahlak, Allah'ın, Allah-u Teala'nın 99 ismi var. En sonu sabırdır. Allah'ın güzel bir şeysi. Allah-u Teala'nın güzel rahmeti. Peki insanları, çocuklarımızı, torunlarımızı güzel yetiştirebilmek için neler yapmalıyız? Allah'a dua etmemiz lazım. Kur'an'ı okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyup Allah'a dua etmemiz lazım. Başka ne yapabiliriz? Siz neler söyleyeceksiniz? Her şey Allah'ındır. Eyvallah. Her şey ben ne söyleyeyim ki? Temiz ahlak, güzel... Güzel ahlak. Mesela şey, kelimeler, daha iyi şeyler öğretmemiz lazım yani. Pekala, çok sağ olun. Hayırlı günler efendim. Kendinize çok iyi bakın. Düzgün yaşamaktır bence. Düzgün yaşamak. Peki düzgün yaşamayı nasıl başarabiliriz? Dürüstçe yaşamak, namusuyla yaşamaktır. Namusuyla yaşamak. Çocuk var mı? Yok, ben bekarım. Peki çocukları anneler, babalar nasıl yetiştirmeli? İyi yetiştirmeli. İnternetten uzak yetiştirmeli. İnternet çocuklara zarar mı veriyor? Zarar veriyor. Neden? Uygunsuz şeyler var internette. Peki sadece internet mi? Diziler, sinemalar, program? Diziler de zarar veriyor. Televizyon da zarar veriyor daha doğrusu. Pekala. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ne demek genç? Hemen soralım isterseniz. Güzel ahlak nedir? İnsanın içinin temiz olması. Peki güzel ahlaklı gençleri nasıl yetiştirebiliriz? Yani annelere babalara çok iş düşüyor burada. Siz annesiniz sanırım. Evet. Peki evet. Gençleri nasıl yetiştiriyorsunuz? Yani ben kendimiz gibi yetiştiriyorum. Kendi ailemizin örfü, geleneği, adeti neyse ona göre. Memleket neresi? Babam Yugoslav göçmeni, annem Eskişehirli. Şimdi örf, adet dediğin bir taraf Yugoslav, bir taraf Eskişehir. İstanbul'da yaşadığımız için yaşadığın yere de uyum sağlamak zorundasın. Sadece doğduğun yerle bitmiyor. Türk aile yapısını beğeniyor musun? Beğeniyorum. Neden? Yani yabancılara baktığımızda tabii Türkiye'nin daha kökleşmiş aile yapısı var. Daha birbirlerine bağlılar. Yabancılarda bu böyle değil. Vallahi ben kendimi ahlaklıların içinde görüyorum. Fakat ahlaksızlarla işim olmaz. Çünkü niye? O yönde bezi olan olur. Bu sizin için de geçerli, benim için de geçerli. Peki çocuk var mı? Var. Çocuklarımızı güzel ahlaklı olması için nasıl yetiştirmeliyiz? Zaten benim yetiştirmem gerekmez. Sebebine gelince evden neman alır çocuk yani. Yani siz yaşarsanız eğer tabii, böyle. Tabii tabii. Ben kelami olursa kıymeti yok ki bunun. Yani kelamla anlat. Yaşamıyorsan çocuk ne dersen de o da düşünür. Çocuk da düşünür. Babam başka söylüyor, başka yaşıyor der. Peki çocuklarımıza örnek olabilmek için nasıl yaşaması lazım babaların? Örnek insan olmak için evvela kişi aklını çalıştıracak. Aklını çalıştırdığı müddetçe gönlünle düşünceleri, güzel düşünceleri bir olacak. Eyvallah. O zaman güzel yaşar. Örnek insan olmaya çalışır ama bu demek değildir ki ben örnek insanım. Bu egoizm. Bu söz, bu düşünce egoizm. Ben iyiyim. Zaten bir insan iyi olduğunu ikide bir de dile getirirse bu insandan fayda gelmez. Çünkü sebebine gelince her insanda olması olan gereken bir şey bu. Niye övünüyor ki insan? Ben iyiyim, ben dürüstüm. Peki
dünya malı, dünya istekleri aslında güzel ahlakı etkiliyor mu? Mesela şu anda bir sosyal medya çıktı, bir telefon çıktı, bir çılgınlık çıktı. İnsanlar onu alıyor, bunu satın alıyor, şunu satın alıyor, orada geziyor, burada eğleniyor. Ama aslında olmamız gerekenin dışına mı çıkıyoruz? Vallahi kimin ne yaptığını ben bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey var. Kişi evvela kendisine faydası olacak, sonra başkasınlara. Kendisine faydası olmayan kişiler başkasına ahkam kesmeye hakkı yok. Hakkı yok yani. Şimdi medyaya gelince, şimdi bunu şöyle söyleyebilirim fakir. Ebu Cehiller iki cihan güneşinin zamanında da vardı, hala da var. Peki medya dediniz, diziler, televizyon programları bizim aile düzenimizi, ahlakımızı bozuyor mu? Vallahi ben seyretmediğim için çok şeyleri bir şey diyemem. İlla ki denk gelmişsinizdir ama. Hani? Ya kapatırım. Hoşuma gitmeyen bir şey. Çünkü niye? Herkes benim gibi düşünecek diye bir kaide yok zaten. Monoton bir hayat, böyle bir şey olmaması lazım. Yani böyle bir şey düşünüldüğü zaman insanları tahriş ederiz diye düşünüyorum. Egoizm. Sen yaşa, evdeki de ibret alır, komşu da ibret alır. Herkes ibret alır. Hiç olmazsa kendin mutmain olduğun zaman başkasını mutmain etmeye kalkma. Yani uyararak, kızarak değil de yok, yaşayarak. Yaşayarak. Bununla ilgili bir programımda daha söylemiştim. Hazreti Hüseyin ile Hazreti Hasan'ı biliyoruz. Onlar abdest almaya giderken orada bir tane adam abdest alıyor ama çok da usulünce alamıyor. Güzel yapamıyor abdesti. Tam gereğince alamıyor. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin o kişiyi uyarmak yerine kendisi yan tarafa geçti ve Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin o kadar güzel abdest aldı ki birbirlerini yine de uyarıyorlar Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin. Diyor ki öyle abdest alma, böyle daha güzel alınır, böyle daha usulünce olur. Bunu gören adam da, abdest alamayan adam da görüyor, diyor ki bunlar birbirleriyle tartışıyor. İkisinin de çok güzel abdest almasına rağmen ben kendimi daha çok düzeltmeliyim diyor. Hiç uyarmadı. Yani sadece usulünce aldı. Şimdi sultanım, abdest deyince sadece insanlar elini yüzünü yıkamak, yıkamak değil. Abdest deyince gönül güzelliğine isabet etmesi lazım, sirayet etmesi lazım. Bu ellerimden yanlış yatmayayım, şu dillerimden yani olmayan sözler, yanlış olan sözleri ikide bir de zikretmeyeyim. Amaç budur. Abdestin amacı benim bildiğim kadarıyla, beni bağışlayın. Bilgin değilim ama fikrime göre, düşünceme göre, öğrendiğim kadarıyla konuşuyorum. Abdestin anlamı budur. Şimdi biz ne kadar abdest alırsak alalım düzgün. Fakat fiil bozuksa bilmiyorum ama. Peki. Hani, eyvallah. Anladım demek istediğinizi. Peki. Abdest aslında günde 5 kere fiziksel olarak bir temizlenme demek, tamam. Ama fiziksel olarak temizlendikten sonra namaza gidip ruhsal olarak da içimizi temizlememiz demek değil mi? Şimdi abdestin iyi olmadığını söylemiyorum ben. Anladım. Eyvallah. Hani, eyvallah. Şimdi bunu sormanızda abdestin iyi olmadığımı düşündüğünüzü düşündüm yok, ben. Ha. Çünkü abdest, şimdi namaz, beni bağışlayın çok konuştum oğlum, kusura bakma. Şimdi sıkıntı yok amca, namaz istediğin kadar konuş. İnsan insanı yolda koymaz. Eskiler şöyle derlerdi. Eski insanlar hala mevcuttur. Allahu alem bu insanlar. Sen kıl namazı çünkü saadet tacıdır. Sen namazı şöyle bil ki müminin miracıdır. Yani oraya yetişeceğim, buraya yetişeceğim değil. Bir Adem olmak için ne yapmam gerektiğini, sadece namazda değil ki. Bak bu anda naz niyaz yapıyoruz Rabbimize biz. Bak yatıp kalkmadan, eğilmeden, rüküye varmadan, secdeye varmadan naz niyaz yapıyoruz bu muhabbetten. Eyvallah. Ama riya olmasın ben... İzleyenler de bunu dinliyor. Son sözümü söylüyorum ben. Fakir beni bağışlayın. İstediğin kadar. İnsan evvela kendisine zarar vermeyecek. Kendisine zarar vermediği zaman o genişler. Bir dereye taş atar gibi dalgalar oluşur böyle.
herkesi kucaklar. Fakat bir insan kendisine zarar veriyorsa evde de muhabbet etse boş olur diye düşünüyorum. Eyvallah. Ama evdekileri de zayi etmemek lazım. Bazen boynuz ilk kulak çıkıyor, boynuz sonra çıktığı halde boynuz kulağı geçiyor. Bu gözden de bakmak lazım. Eyvallah. Çok sağ olun düşünüyorum. Hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şöyle geçebilir miyim ortanıza? Çok sağ olun. Merhabalar. İsim nedir? Orçun. Yaş kaç Orçun Bey? 41. 41 hiç göstermiyorsunuz ya. Yani 25 deseniz ben inanırım. Eyvallah. Peki çoluk çocuk var mı? Yok. Yok mu? Peki. Yok. Güzel ahlak sizce nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Abi konuştu. Ben mesajları ondan aldım. Alacağım mesajları aldım. Çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Güvenli kuşlarına yem getireyim, yem. Kuşlara yem mi? Kuşlara yem getireyim. Kuşlara yem. Satıyor musunuz bunu? He? Satıyor musun? Ne satayım ben? Kuşlara atacağım ya. Neden? Satın aldım ben onu. Dua eder kuşlar bizi, anladın mı? O sevap. Sevabı nasıl kazanacaksın, anladın mı? Ya peki kuşların size hani faydası ne olacak ki? O. Sultan Eyva Şef. Eyüp Sultan Hazretleri. Eyüp Hazretlerine gemi yaptıktan sonra ona kravazlığı kim yapmış? Güvercin kuşları. Onların 10 tündük ayakları kırmızı. Hazreti Nuh'un gemisi mi? Ya. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine onlar şey yapıyor. Yani siz de bunu geliyorsunuz, kuşlara atıyorsunuz, dua etsinler. Dua etsinler, sevap için. Ne istiyorsunuz peki? Hangi işiniz yolunda değil de dua istiyorsun amcam? Şimdi biz Bulgaristan göçmeniyim ben. 30 sene oldu geleli. 85'te gavur adımızı değiştirdi. Osmanlı o topraklarda 550 sene hükmetmiş. Bir gavurun kellesini almamış. Onlardan asker bile mi almamış? Onlar Gazi Osman Paşa 1878'de 4 devletle muharebe yapıyor. Harbi kaybediyor. Paşa burada yaralem yapıyor adama. Asker yinti yollamıyor. Beygilere yem alap. 300 askerle Bidin'de yapıyor o askeriyi. Adın ne amca? Adım Mustafa. Evet Mustafa amca. Da 300 askerle kollarını kaldırıyor Gazi Osman Paşa. Rusların palatkasına, subayların palatkasına böyle kibir kapmıyor, önce girmiyor, selam vermiyor. Anladın mı? Mert adam, inat adam. Senin bir davan mı var amca? He? Bir davan var zannediyorsan. Neden? Böyle bir eskiyi özlüyorsun. Evet. Da buraya geliyor Ruslar, onları bir askerin burnunu kanamadan 300 askerle teslim ediyor buraya paşaya. Ama geri dönen kimdi? Mihor takımı. Ben şimdi bizim köylüler 70'ten 78'e kadar geldiler 8 sene. Hoş geldin Mustafa amca, hoş geldin Mustafa dayı, sen de dönersin filanca gibi. Dedim evet dönerim. Ben dedim iletişimi balıklara teslim ederim, gavura teslim etmem. Sevgili izleyenler, sadece bir kuş yemi. Evet. Sadece bir kuş yemi. Evet. Mustafa amca geliyor, kuş yemini kuşlara dağıtıyor. Neden diye sordum. Arkasındaki duaya bakar mısınız? Sadece bir kuş yemi. Evet. Osmanlı'nın yeniden eski topraklarına huzur getirmesini istiyor. Evet, evet. Ve bunu kaç yaşındasın amcam? 86'da. 86 bastım. Yaşında mısın? Bir ay aldım 86. Ben 34, 18 Mart. 18 Mart'ta 85'i bıraktım. Şimdi aşağı yukarı bir ay oluyor. 26 gün. 85, 86. Ben ama 70-60 diyorum. Çok genç gösteriyorsun. Yok. Peki. Mustafa amcamın duası. Yani Mustafa amcamın duası bu. Al Mustafa amcam. Teşekkür ederim. Allah senin gibi inşallah
herkesin gönlünde senin gibi dualar beslesin, olur mu? İnşallah, inşallah. Eyvallah. İnşallah. Hemen size de soralım, merhabalar. Merhaba. Güzel ahlak nedir? Mustafa amca, sana da soracağım, gençleri nasıl yetiştirmeliyiz, büyüklerimizden dinleyeceğiz. Evet, evet. Güzel ahlak nedir? Güzel ahlak, doğru söylemek, hiç kimseye efendime zarar vermemek, efendime söyleyeyim, dediğim doğru hareket, ibadetiyle, efendime namazıyla, niyazıyla, kimse kandırmamak için dediğini çalışmasa ahlak olur. Peki gençleri nasıl yetiştirmeliyiz? Önce size soralım, sonra Mustafa amcam. Sana soracağım, gençleri nasıl yetiştirelim, nasıl büyütelim? Önce amcamıza soralım, sonra sendeyiz. Evet, sor. Gençleri niyazında, ibadetinde, efendime söyleyeyim doğruluğundan, efendime söyleyeyim doğru, yalan söylememekten dediğini bunlardan koruyacaksın. Temiz bir ahlak sahibi edeceksin. Eyvallah. Mustafa amcam. Buyur. Torun var mı? Ne sorayım? Torun var mı, torun? Aa, var torun var. Gençleri şimdi nasıl yetiştirmemiz lazım? Beş tane. Nasıl yetiştirelim? Gençleri terbiyeli. Nasihat vereceğiz onlara. Hırsızlık yapmasın, yaramazlık yapmasınlar. Anaya babaya hürmet etsinler. Eyvallah. Onların duaları önemli. Onların duaları önemli, evet. Özellikle evet. Babanın bedduasını almamak gerekiyor, değil mi? Evet, evet. Yani annenin sütü yine onu bir durdurur, keser derler ama mesela babanın bedduasını almamak lazım. Anne, dede, anne onları küçük yaştan 15-20 yaşına kadar hep hizmetinde, okullarını çıkarınca. Ya. Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında sorularımız bu şekildeydi. Cevapları hep birlikte dinledik. İzlerken keyif aldığımıza eminim. Ben Mert Armağan. Hafta içi her gün Akit TV ekranlarında Söz Milleti programını izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın.